Hepimiz daha sağlıklı yaşamak, daha sağlıklı ve lezzetli yemekler yemek, daha zinde olmak ama en önemlisi daha mutlu ve uzun bir yaşam sürmek istiyoruz. Daha iyi, mutlu ve uzun bir yaşam içinse iyi alışkanlıklara ihtiyacımız var. İşte ben de bugün size bol antioksidanlı bir Tayland yemeği olan yeşil körili karides ve basmati pirinci yapacağım ve bunları yaparken bana bomba gibi bir konuk eşlik edecek Gül Gölge. Sevgili Gül, hoş geldin. Hoş bulduk İlker'cim. Nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl? Yemek bugün biraz şahane. Acılı gibi ama çok hafif bir şahane, acı. Şahane. Çok heyecanlıyım kendi adıma. Çünkü şu son zamanlarda yani yaklaşık bir 10 senedir falan gerçekten en sevdiğim mutfak. Ve çok da sağlıklı buluyorum. Sen radyo televizyon okudun galiba. Ben de iletişim fakültesi mezunuyum. Evet. Sonra dizilerde ve filmlerde rol aldın. Bunlardan biraz bahsedersen ben de başlayayım. Vallahi işte artık tabii kaç senedir anlatıyoruz ama ben daha çok kamera arkasında çalışmak istiyordum. Fakat işte sonra seni bir kamera önüne alalım oldular. Öyle başladı. Her şeyi de ben yapamam diye başladım. Hepsini de yaptım yani. Canlı yayını da yaptık. Her şeyi yaptık. İşim bu, mesleğim bu. O yüzden içime sinen Allah'tan seçme özgürlüğüm var. Seçici olabilme özgürlüğüm var. O çok önemli. İçime sinmeyen bir projede yer almadım hiç bugüne kadar. İkinci üniversiteye başladım. Ondan sonra ne yapıyorsun dersen bu ara. Öyle mi? Nedir? Ne üzerine? İstanbul Üniversitesi felsefe bölümüne başladım. Aa, ne güzel. Evet, ikinci sınıf bitiyor bu sene. Mutlaka iyi alışkanlıkların vardır böyle görünmek için, böyle olmak için. Nelerdir, bizde hangi sırları paylaşacaksın? Vallahi var aslında, tabii var. Ama ben böyle hani çok şey değilim yani, hep böyle kilo alırım, veririm. Ama sabit alışkanlıklarım var. Bunların da bana her zaman kilo aldığım dönemlerde kolay toparlamamı sağladığını düşünüyorum. Sirkeli suya ben çok inanıyorum. Gerçekten 200 ml bir bardağın içine 2 yemek kaşığı ama güzel böyle organik bir elma sirkesinin hiçbir şey yapmasanız bile gerçekten yağ yakımını hızlandırdığını ve bir iç temizlik yaptığına ben inanıyorum. Bilmiyorum artık yarısı da yani inanmak mı? Yani sen inanmak değil, bunun bilimsel kanıtları da var aslında. Kanıtları da var, denemeleri de var. Gerçekten. Evet, önce biraz mideni kaynatıyor falan ama şimdi gerçekten sabah gözümü açar açmaz onu bir kere yapıyorum. Yıllardır yapıyorum. Bugün bu programda iyi alışkanlık olarak 5 duyu egzersizi yapacağız. Şahane. Bu egzersiz şöyle bir egzersiz Gül. Bir obje alıyoruz. Herhangi bir obje olabilir bu ama doğal bir şey olmasında fayda var. Ve 5 duyumuzla bunu sadece o anda kalıp inceliyoruz. Önce görsel olarak bir bakıyoruz, bir 30 saniye kadar inceleyeceğiz. Bu dallar nasıl çıkıyor? Belki buradaki yaprakları bile sayabiliriz yavaş yavaş. Hepsini saymaya gerek yok ama buradaki üzerlerindeki bu değişik, mesela bazılarında eksiklik var, bazılarında bir siyahlaşma var. Onların hepsini tek tek küçük küçük çevire çevire var, değil mi? Evet, aynen. İncelediğin zaman aslında neler çıkıyor ortaya mesela. Tuhaf farkları. Evet. Tam böyle gövde kısmında böyle tüy gibi çok küçük şeyler var. Bunlar görünüyor. Bu görsellikten sonra ikinci olarak koku. Ne yapacağız? Zaten çok güzel kokuyor. Çok. Böyle bir koklayacağız bir süre. Kokusunu hissedeceğiz. Ve gerçekten işte hayat bunlardan ibaret aslında. O balkona çıkıp hani en kolay meditasyon. Diyorlar ya meditasyon yapmayı bilmiyorum. Halbuki çıkacaksın, bir gözlerini kapatacaksın, biraz rüzgarı dinleyeceksin, yaprakları dinleyeceksin. İşte o anda kalmak aslında. Şahaneydi. Çok teşekkürler tekrar. Aynen. Ben teşekkür ederim. Hazır mısın yemek için? Hazırım. Daha da hazır. İyice iştahım açıldı. Evet. Tay usulü yeşil körili karidesimiz, sağlıklı versiyonu hazır artık. Hindistan cevizi sütünün o yoğunluğu, o yumuşaklığı iyice bütün sebzelerin içine işledi. Gerçekten şahane.